Şimdi bak öyle değil. Sen onu kıpırdatma. Hani onu ellemeyeceksin. Hani... Şimdi hoca ne yapacak biliyor musun? Hani son 20 saniye buradan takip koyacağım. Edebilirsiniz diyecek. Aynen, anladın buradan... mı? Oraya ikon koyacağız. He. Biraz daha yukarı çıkacağım. Şura. Sol taraf. Arkadaşlar merhaba. Bugün Mavi Göl'deyiz. Yanımda Umut var. Kendisi bundan 2 yıl önce benim öğrencimdi. Öncelikle Umut'u tanıtayım. Umut aslen Kastamonulu. Ya da ben niye anlatıyorum? Sen de anlatsın. Öncelikle... Umut hoş geldin. Televizyonda izlediğimiz gibi oluyormuş gerçekten. Çok heyecanlı. Çok farklı geliyor gerçekten. Sizle sürekli birlikteyiz zaten. Normalde böyle bir insan değil. Yani tamamen kameranın etkisi. Kamerayı kapatalım. Hiç susturamayız. Yok yani gerçekten 2 senedir tanışıyoruz sizle. Yani benim için ne kadar değerli olduğunuzu zaten kendiniz bilirsiniz. Teşekkür ederim. Sen de aynı şekilde benim için öyle. Ben öncelikle Bartın Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesindeyim. Hazırlık bu yıl bitti. Artık bölüme başlayacak. İnşallah. Çok hevesliyim. Heyecanla bekliyoruz. 24'ünde açılıyormuş okullar galiba. Sanırsam bütün üniversitelerde öyle. Ya ortalama 17-24 arasında gidip geliyor. Yani arkadaşlar da kayıtlarını yaptıran arkadaşlar olur veya üniversite sınavına hazırlanacak arkadaşlar olur. Şimdiden işi sıkı tutmaları gerekiyor. İşte bu videoyu çekme nedenim üniversiteyi yeni kazanan arkadaşlara tecrübe sağlamak. Yani gittiklerinde neyle karşılaşacaklarını, ne olacağını, tanımadığı bir şehirde ne yapacağını bunlar hakkında bilgi vermek için çekiyoruz. Önümüzde tecrübeli bir insan var. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederiz. Aşağıda kanala abone olabilirsiniz. Videoyu beğenebilirsiniz. Beğenen arkadaşlara da teşekkürler. Başlıyoruz. Öncelikle benle şunun çelişkisi çok olmuştu. Ben kendim meslek mezunu. Hani meslek mezunu olunca mühendislerin arasına gittiğiniz zaman ya da hazırlık olduğu için acaba Anadolu Fen Liseleri geldiğinde nasıl olacak? Hani bende bunun çelişkisi vardı. Ama sıraya oturduğunuz zaman görüyorsunuz ki hepiniz aynısınız yani. O an herkes kendi derdinde ve insan şunu diyor. Hani o üniversite sırasında oturduğunuz zaman ben bir şeyler yapmak zorundayım. Bu ülke için olur, başka bir şey için olur. Ben bir şeyler yapmak zorundayım diyorsunuz. Hani önemlisi bu. Geçmişi hayal ettin mi mesela? Hani ders çalıştın, evet, lise hayatın, ilkokul hayatın. Sonuçta küçüklüğünden beri bir inşaat mühendisi olma hayaliyle başladı bu işe. Ve başardı. Bu yüzden de tebrik ederim Umut'u. Yani bu size de örnek olabilir. Küçük yaşta hayal ettiğiniz bir mesleği olamıyorsunuz diye bir şey yok. Yani gerçekten istemeniz gerekiyor. Küçük yaşta isteyin, devam edin, ısrar edin. Yani hiç yılmayın. Ben zaten böyle başlıyor. Şunu da eklemek istiyorum. İnanın ben hani ilk sene üniversite sınavına ilk girdiğim sene barajı çok az bir puanla geçmiştim. Hani bunu inkar edecek bir şey değil. Bu küçümsenecek bir şey de değil. Çünkü tabii ki. Belli hani artık bu sistemi kötülemek veya kişi kötülemek gibi hayatta bir şey değil. Belli mesela, bir ortamda yarışıyorsunuz. İlk girdiğinde bak barajı çok az bir puanla geçtim diyor. Sonraki girdiğinde yani üniversiteye girdiğindeki sıralaması kendisinden duyalım. 150 bindi ben. 150 bin MF4. Yani sıralamasını ona katlamak yani çok zor bir şey değil. Hani şunu da düzelteyim. Ben muhasebe mezunuyum. Hani eşit ağırlığım. Ben sayısalda barajı geçememiştim. Yani ya sadece eşit ağırlıkla sayısal arasındaki ders farkını zaten siz biliyorsunuz. Yani eşit ağırlık muhasebe meslek mezunundan yani birinci yılla üniversiteye giriş yılı arasındaki dağlar kadar farkını tanıtmak istedik. Yani bu tamamen size kalmış bir şey. Sizin vicdanınıza kalmış. Ya. Ve Umut şu an mutluyken ben de bu videoyu çekiyorum, sizlere tanıtıyorum. Yani bu sayede böyle bir insanların da var olduğunu bilin istiyorum. Hani tek diyebileceğim bir şey istiyorsanız yapın. Kesinlikle. Hani başkalarına göre yanlış olabilir, başkalarına göre doğru olabilir. Veya başkalarına göre boş bile gelebilir. Hani inanın ben ilk bu yola girdiğim zaman, barajı geçemediğim zaman ailemi ayırıyorum. Ailem benim için hani hep üst safhadaydı ki her zaman benim arkamda oldular sağ olsun. Onun dışındaki birçoğu insan yapamazsın dedi. Hani olmaz. Hayal kuruyorsun. Kötülediler. Kötülediler. Başaramadım. Gülenler dahi oldu. Dalga geçenler oldu. Ama en son kazandığınız zaman o veren haz zaten her şeye yetiyor. Onun için ben artık hani konu biraz da üniversite kazanandan kazanacak arkadaşlara döndüğü için söylüyorum. Bir şey istiyorsanız yapın. Hani hiçbir şey başkasının elinde değil. Sizin elinizde. Tabii ki. Bir çalışmanız gerekiyorsa iki çalışın. Hani ben şuna inanmıyorum. Hani ben kazanamadığım sene üniversite sınavı birincisi çıkıp şunu demişti. Hayvan gibi çalıştım. Ben gülmüştüm ona.
hayvan gibi çalışın. Yani tek diyebileceğim bu. Sonundaki veren haz, o hani hayvan gibi çalışmanın hazını o hayvan gibi çıkarıyorsunuz yani. Ya ben de zaten öğrencilere şunu söylüyorum. Yani 4 yıl, 5 yıl rahat edeceğim bir üniversitede. Sonuçta ortalama 18-20 yaşları arasındayız. 20 yılda, hani 1 yılda bile değil. Yani ortalama 8 ay ders çalışsanız gidemeyeceğiniz bölüm yok. Sadece istemeniz gerekiyor. Peki Umut, üniversiteyi kazanan öğrencilere hazırlık konusunda ne önerebilirsin? Yani İngilizce öğrenirken ne gibi tavsiyeler verebilirsin? Sendeyiz. Ya öncelikle benim kendi görüşüm, İngilizce'de hani listening ve speaking, yani konuşma ve dinleme dediğimiz kısım çok önemli. Hani şu açıdan çok önemli. Bir şeyi rahatlıkla yazabiliyorsunuz İngilizce'de. Hani pek zorluk çekme tabii, o kişiden kişiye değişir. Sen hiç biliyor muydun İngilizce? Yok, ben hiç bilmiyordum. Yudan sonra iz gelir diye düşünüyordum ben. Yani. O kadar bildiğiniz çok kötüydüm ama hani şimdi yine de kaybolmam diyorum yurt dışına. Kendime o kadar güveniyorum. Tabii takır takır yine konuşacağımı söyleyemem. Çünkü o artık pekiştirmeye dönüyor. O artık sizin elinizde. Hani ama hazırlık bize ne katıyor öncelikle? İngilizce olan korkunuz gidiyor bir sefer. Hani çıktığım zaman mesela ben geçen gün memlekete giderken Kastamonu'ya bir durduğumuz tesiste bir yabancı geldi. Bana gayet normal bir şekilde herhangi bir ürün aldı. Bana bunun fiyatını sordu İngilizce bir şekilde ki işte o zaman şunu anladım ben. İnanın o bana Türkçe geldi. Hani öyle bu ne diyorsun gibi bir tepki olmadı. Bana Türkçe geldi bildiğiniz. Derste hocalar size zaten bunu empoze ediyor. Hani daha çok öğretmek dışında size yardımcı oluyor hocalar. Hani İngilizce konuşmaya yönelik bu sistemde çok faydası oluyor. Onun için hazırlıkla öncelikle dediğim gibi listening speaking denen kısma, konuşma ve dinleme kısmına önem gösterebiliriz. Onun dışında hazırlıkta vaktiniz çok oluyor. Hani ne gibi vaktiniz çok oluyor? Dersleriniz zaten bir şekilde yetebiliyorsunuz. Hani İngilizce üniversite ortamı biliyorsunuz, siz de yaşadınız. Yani rahat bir ortam aslında. Hani sadece hani kasmamaya çalışmak. Yani tek örnek zorluğumuz durum nedir? Eve gelip çamaşır yıkamak, yemek yapmak öğrenci evinde olanlar malum, için. Malum o da insan gerekli. Onun dışındaki vaktinizde hani üniversite size aslında şunu öğretiyor. Hem ders yapmayı hem de gezmeyi. Hani lisedeyken bu yok. Lisedeyken ya geziyorsunuz ya ders yapıyorsunuz. Hani böyle bir, çünkü neden? Bu algı böyle. Hani bu sistematikle yetiştirmemiz için. Ama üniversiteye geldiğiniz zaman hem dersinizi yapıyorsunuz hem de yeri geldiği zaman deliler gibi geziyorsunuz. Bir şey soracağım. Derse girmediğin oldu mu? Oldu. Yok ama annesi babası da izliyor. İzleyecekler, kesin izleyecekler hocam. Ben olur yani, oldu. Hani ya olur yani, sonuçta insanlık hali. Benim de hani öğleden sonra derse girmediğim dersleri toplasak yani belki bir dönemi bunu, belki geçmiştir şu yani. Şu an belki üniversitedeki hocam bile izleyecek. Hocam kusura bakmayın yani. Yani uyudum. Buradan üniversitedeki hocalara teşekkür ederiz. Yani bizleri yetiştirdikleri için. Hani, ama girmedik yani. Şöyle bir durum oldu bir sefer. Hani dersim benim 9.30'da başlıyordu. Uyandığım saat gayet güzel, her şey güzel. 9'da uyandım. Yani okula gitsem yetişebilirim aslında. Yani inkar etmek doğru olmaz şimdi. Bakıyorsun ama çok güzel. Dersler bakıyorum, kendi derslerim iyiydi yani. Şimdi dürüst konuşmak gerekirse hani iyiden kastım o en iyi değildi ama ya 4 ortalama değildi, hani not aldığında seni mutlu edecek bir not. Evet, o civarda. O açıdan biraz kendi rahatlığım da olduğu için devamsızlık hakkım da vardı. Şimdi üniversitelerde devamsızlık hakkı değişik. Bizde mesela hazırlıkta ilk dönem 60 saat, ikinci dönem 60 saat, toplamda 120 saat devamsızlık hakkımız vardı. Ama bu bölümlere geçince biraz daha aşağı. Her dersin şeyi farklı oluyor. Ben onun rahatlığıyla bir dönem gitmedim oldu. Ben bir hafta gitmedim ya. Hocam ya olur, ona selam söylüyorum. O olabilir, o insanlık hali artık. Yani öğrenci sonuçta genciz. Hani sonuçta o yaşlarda daha farklı bir düşünceye bürünebiliyoruz. Yani o kendiniz ayarlıyorsunuz üniversite. Hani bu lise gibi değil. Lisedeki gibi 19 saat devamsızlığım var. Geçmedin kalırsın gibi bir mantık. Onu zaten kendiniz düşünüyorsunuz. Ben yanı sıra hazırlığa ek olarak şunu da eklemek istiyorum arkadaşlar. Hazırlığa gittiğiniz zaman şunu kesinlikle yapın, öneriyorum. Bu o kadar çok boş vaktiniz olur ki geçsiniz bile boş vakit. Doğru. Öğleden sonra hani, boş. Yani. Ve onu şu şekilde değerlendirebilirsiniz. Hazırlığa gidip birinci sınıf notlarını bulup o bak, şekilde çalışıp şey değerlendirebilirsiniz. Ben onu yapmadım. Ama yapın yani, ne diyeyim. Ya siz yapın. Hani o yapmamış olabilir. Ben nasıl ama yapmadım, ne oldu? Ben bölümümde yapmadım. Gezme ama yazın çalışma. Mesela şu an ben hala matematik, fizik çalışıyorum. Çünkü bir sonra birinci sınıf olacağım ve belli bir zorluklar aşmam gerekiyor. Çünkü üniversite düzeyi gerçekten farklı bir düzey. Hani lisedeyken, üniversite sınavına hazırlanırken diyorsunuz ki aa integral çok zor. Üniversite gidiyorsa adam integralden başlıyor konuya. Hani böyle bir durum. Böyle bir durum olunca kendinizi artık şey hissediyorsunuz. Ben bir şeyler yapmak zorundayım çünkü üniversite öğrencisiyim. Bundan belli bir yaşa geliyorsunuz artık. Düşünceleriniz hani lisedeki düşüncelerinizin 2 katı, 3 katı seviyesinde daha değerli oluyor. Hani kendiniz bile fark edebiliyorsunuz bunu. Aslında şu şekilde düşünmeniz gerekiyor. Yani burada üniversite konusu konuşuyoruz ama aslında üniversite değil, sadece hayatı konuşuyoruz. Çoğumuzun üniversitede kazandığı bilgiler
hayat boyu kullanacağımız bilgiler. Yani o yüzden şu an üniversiteye gidecek arkadaşlara en büyük tavsiyem, üniversitede ne öğrenebiliyorsanız öğrenin. Yani kurslara mı gitmek istiyorsun? Dil kursu, yüzme kursu. Bir de şöyle bir şey de var işte yani. Binicilik, yani bunun gibi vesaire. Onlara ek olarak böyle konferanslar falan oluyor. Ben onların fiyatlarını da araştırdım. Arkadaşlar hazırlıkta birinci sınıflarda konferansa gitmeyi unutun. Yani açıkça net. Ben çok heveslendim. Hazırlıktayım, inşaat mühendislik konferansı var. Gittim sordum, fiyat 800 lira giriş. Daha birinci sınıf bile değilsiniz yani. Hani birinci sınıf değilsin. Hocama sordum. Hocam sizce gitmeli miyim? Şimdi değil dedi. Ama gitmek, hani gitmemiz gerekiyormuş. Dördüncü sınıfta falan. Hani bu konferanslara katılıp amacımız ne? Orada hani Türkiye'nin saygın iş adamları geliyor. Bu sadece yani mühendislik için demiyorum. Genel olarak bütün konferanslar için. Onlara katılıp bilgiler edinmek. Hani ne kadar depolarsanız sizin için o kadar iyi. Yani üniversiteyi bir, siz kendinizi bir hard disk gibi düşünün. Üniversitede de ne kadar bilgi çalabiliyorsanız çalın. Hani çalmaktan kastım bu iyi anlamda, kendinizi eğitmek anlamında. Mecaz anlamda. Ama dediğim gibi ilk sene gezin, yani hazırlığa gidenler için. Üniversite ortamını yaşayın. Ben bunu öneriyorum. Hani o ders, abi üniversiteye gittiğin zaman her gün ders çalışmıyorsun ki. Hangimiz çalıştık? Ben finalden bir hafta önce çalışıyordum. Hani doğru maksimum mu? Bir hafta. Hani herkesin farklı bir sistemi vardır. Kimi çok çalışır, kimi az çalışır. Daha iyi anlar. Hani onu sizin kendinize kalmış ama her günler çalışmıyorsunuz. Üniversiteye ilk giden arkadaşlarımıza benim önerim, kendilerini doğru insanların aralarında bulmaları gerekiyor. Doğru insan derken ne demek? Doğru insan derken hani doğru insan illaki parası olan, böyle çok yakışıklı kızlar için söylüyorum bunu. Çünkü üniversite ortamına girdiğin zaman cidden öyle. Kız ve erkek ilişkileri de olabiliyor. Sen ne hayal etmiştin? Genel olarak biz asosyal bir toplumuz. Asosyal bir toplum dediğimiz nedir? Amerikan Partisi diye üniversiteye giden bir gençlik yetişiyor şu an. Doğru hani yani böyle diziler bir... izleyip, hani filmler izleyip, hani böyle hayal ettiğiniz şeyleri gerçekleştiremiyorsunuz. Hani sanıyorsun ki üniversiteye gideceğim, elimde bir şampanya, o partisinin, of derslerinden böyle bir şey yok. Doğru insandan kastım, kendini bir yerde gören insan doğru insandır benim kendi görüşüm. Mesela bir insan mühendistir, yani birçok mühendis var, hani kendi dalım olduğu için bu konudan değinmek istiyorum. Mühendisliği en çok isteyen insan bence iyi bir insandır. Hani o işi layıkıyla yapan bir insan, o insandan pek korkmayın derim ben açıkçası. Hani hangi bölüm için olursa olsun. Birçok insanla tanışacaksınız, bu iyi olacak, kötü olacak, birçok dert olacak. Vay be diyeceksiniz, benim derdim neymiş hani, ben ne biliyorum. Ne insanlar var, ne dertler var diyeceğiz. Ben kendim öğrenci evinde kalıyorum, tavsiye eder miyim diye sorarsanız tavsiye ederim. Çok eğlenceli. Ama tabii ki bunu ailenizle birlikte değerlendirmeniz gerekiyor. Ne kadar da olsa, çünkü onların da size bir yardım olur olmaz, orayı tam bilemiyorum ama genel açıdan ailenizle git gel yapabileceğiniz, ailenizi özleyebileceğiniz bir ortam üniversite. Tabii ki. Hani bu her kişinin yaşam tarzına göre değişebilir. Tabii orasını biz bilemeyiz ama genel açıdan insanlara çok güvenmeyin. Güvenecek insanlar bulduğunuz zaman da ben güvenmelerini tavsiye ederim. Çünkü üniversite ortamında sizin aileniz, arkadaşlarınız olacak. Farklı şehre gidenler için diyorum. Şu da var. Yani üniversiteye ilk başladığınızda bir insanı tanıyorsunuz. Herhangi bir insan. X kişisi burada. Geçmişini bilmediğiniz için bu insanın her şeyiyle hani doğru bir şekilde anlatıyor size. Yani ben şöyleyim, ben böyle, aslında ben böyle insanım. Söylediği çoğu şeyler yanlış olabiliyor. Yani bu onun eseri mi? Hayır. Bu genel ülkemizin bir sorunu. Yani insanların kendilerini olmadıkları gibi göstermeleri çoğu yerde, ben bununla karşılaştım. Hani nedeni de şu, yani adam diyor ki ben diyor makarna yemiyorum ya da ben et yemiyorum. Orada ben yemek balık zorunda yemiyorum. Hani yemek zorunda kalıyorsun dediği gibi hani. Örnek veriyorum, öğrenci evi hani. Şimdi öğrencisin. Hani paran olmuyor, ne bileyim maddiyatın tam denk gelmeyebiliyor. Hani ne bulursanız yiyorsunuz açıkçası. Survivor. Survivor gibi yani, şey yani. Paralı, yani hafif de olsa biraz paralı Survivor aslında. Ya paralı Survivor. Hani. Hani öncelikle dediğim gibi bir de şu şey de size çok olacak. Bu çok zor, çok zor. Hani ben hazırlığa gittim. Ben hazırlığa gitmeden önce bana dediler ki hazırlığı geçemezsin. Hani ülkede artık şöyle bir mantık var. Mesela herhangi bir şey, bir kişi başaramadığı zaman o kişiye gidip sorduğunuzda o işe diyor ki inanılmaz zor. Sorduğunuzda. Yani Ankara'dan uzak kalmış ama yani. Hani Türkçeden uzak kalmış yani. Yani bir insana sorduğunuzda, burayı keseriz herhalde. Ya ben araya koyarım, merak etme. Şey... Bu montajı da ayarlayacağız. Ha, montaj yani. Hani öncelikle dediğim gibi bir işi bilmeyen birine gittiğiniz zaman o size şöyle anlatacaktır. Bunu yapamazsın, çok zor. Öyle bir şey yok. Ben hazırlık okudum kendim, İngilizce hazırlık. Nasıl örnek? My name is Umut Aslan. Okumuş. Şeydi, what is your name? Öyle oldu bir sefer mesela. Gittik üniversiteye. Böyle hoca gelmiş o kadın. Hani çok saygın bir üniversiteden mezun.
Hani kadını ister istemez zaten hangi üniversite bu deyince ayağa kalkıp saygı gösteriyorsun kadın, öyle bir şey. Çocuğa sordu what is your name diye. Çocuk şey dedi. I am from, sanırsam Bolu dedi. I am from Bolu dedi çocuk yani, böyle heyecanlandı. Ezbere eğitimi hayır bu arada. Yani böyle bir mantıkta olduğu için hani işi kendinize güvenin. En önemli öncelik budur. Ben hazırlık okudum. Dediğim gibi hiç pişman değilim. Arkadaşlarımın da hazırlık okumasını tavsiye ederim. Ne açıdan hazırlık? Hani illa şu değil. Ben İngilizce biliyorum. Hazırlık okumayacağım bir mantığı değil olay. İngilizceyi zaten birçok kişi biliyor. Hani üniversiteden biliyor veya geliştirmek isteyen insanlar için. Arkadaşlar hazırlık öncelikle İngilizceden daha çok üniversite hazırlık. Benim kendi görüşüm. Çünkü ortamı görüyorsun. Farklı bölümlerden arkadaşın oluyor. Ben hazırlığa ya, gitmesem. Bir yıl sonra ne yapacağını görüyorsun. Yani asıl bölüme geçtiğinde hani üniversitenin avantajları, imkanları, olanakları. Yani aklınıza gelebilecek her şey. Çünkü orası sizin bir eviniz oluyor. Yani bakalım 4 yıl boyunca belki 2 yıl sonra valizi toplayıp gelecek. Bilmiyoruz hani. Her şey olabilir. Çünkü öyle anlar yaşıyorsunuz ki üniversitede. Dersi geçemiyorsunuz. Arkadaşınızla tartışıyorsunuz. Ne bileyim hani birçok sorununuz oluyor. Sevmiyorsunuz bölümü. Ya şöyle sözünüzü kesiyorum. Şöyle bir şey var. Hani arkadaşlar hani inanın üniversite sınavına hazırlanması üniversite okumaktan daha kolay. Hani bunu gittiğiniz zaman görüyorsunuz. Çünkü hani belli hocalarınız var. İlla bu değil. Bütün hocalar kötüdür, bütün hocalar gaddardır diye değil. Ama oradaki hocaların da belli bir saygınlığı var. Bu saygınlığın tabii altında sizin ezilmemeniz gerekiyor. Ne açıdan ezilmemeniz gerekiyor? Daha çok çalışmanız gerekiyor ve derse daha çok özen göstermeniz gerekiyor. Benim hazırlık sürecimdeki hocalarım şansıma gerçekten çok iyiydi. Ve hani artık belli müddet sonra hazırlıkta arkadaşlar kazandıktan sonra şöyle bir şey oluyor. Adam seni arıyor diyor ki mesela ben köprü projesi varmış buraya neden katılmıyorsun? Ve bunu diyen mesela bir yazılımcı arkadaş. İki gün sonra sen bir doktor arkadaş görüyorsun. Tıpla ilgili bir proje oluyor. Sen ona yönlendiriyorsun veya yani hazırlık daha çok size çevre katıyor. Evet. Bu farklı bölümlerden olur, farklı insanlar, farklı arkadaşlıklar olduğu için ben herkese hazırlığı öneriyorum açıkçası. Benim bir arkadaşım vardı hazırlıkta. Yaklaşık 800 kişiyi telefon rehberine kaydetmiş. Dedi ki yani ben bunu ısrar etmedim. Hani ben bunu amaçlamadım. Yani ben işte gideyim de 800 kişi, 1000 kişi telefon rehberime kaydedeyim demiyor. Sadece dış etkenler. Yani şu an mesela burası bir üniversite ortamı olsun. İkimiz oturuyoruz. Aynı bölümdeyiz. Yani iki kişi oturacak yer yok. Hani en basitten mesela. Çünkü çok kalabalık üniversiteler oluyor. Hani özellikle yaz aylarında ya da havanın güzel olduğunda insanlar tabii ki hani ders çalışıyor. Hani bir yerden sonra bakıyor. Dışarı oturmaya gidiyor. Çimlere oturanlar var. Bunu üniversite okuyan arkadaşlarımız biliyor. Zaten ilk zamanlarda şey oluyor böyle. Hani cidden filmin etkisi mi artık dizinin etkisi mi? Ya ortama alışmak istiyorsun. Her yerde farklı bir gitar sesi. Hani Akdeniz akşamlarından başlıyor. Adam ateş gitarla... Var mıydı? Ateş yok. Üniversite kampüste yaktırmıyorlar. Yani yaksa o da olacak. Yani şöyle bir mantık. Akdeniz akşamlarından başlıyor. Gençlerimiz ama ateş gibi yanıyor. Belli bir müddet sonra bakıyorsunuz. Yani artık adam gitarla Ankara'nın bağları. Hani o kadar geniş bir ortam. Repertuarı genişletmiş yani. Yani gerçekten. Berkay'cığım seninle de konuşacağız burada. Seni de bekliyoruz buraya. Ben bu konu hakkında son olarak eklemek istediğim şu da var. Arkadaşlar üniversitedeyken dersinizi çalışın ama gezin de. Hani kendinize kültür katmanız gerekiyor. Her şey o masa başındaki oturduğunuz testler, dersler değil. Gezin, arkadaşlık edinin, kültür kapın. Farklı şehirler gezebiliyorsanız, bütçeniz yetiyorsa veya hani üniversite gerçi bütçe yetiyor diye bir şey. O bütçeyi buluyorsun bir şekilde hani. Yani. Geziler olur şöyle. Gezin ama derslerinizi de boşlamayın. Hani siz dersinize değer verin ama gezin de. Tek diyebileceğim bu son olarak. Umut'cum teşekkür ederim. Cümlelerin için, tecrübelerin, yaşadıklarını yani, bize aktardığın için. Arkadaşlara faydamız olacaksa gerçekten, çünkü ben de hani dediğim gibi öyle bir kısımdan yetiştim. Bizim de çevremizde doğru düzgün kimse yoktu. Hani şükürler olsun ki siz ve diğer hocalarımız geldi karşımıza. Estağfurullah, biz görevimizi yaptık. Sonuçta mesleğimizi nasıl kullanıyoruz? Böyle bu şekilde kullanıyoruz. Aile olduk diyelim hani. Daha yani çok ben... öğrenci, abi diyorum artık. Abi olduk yani. Ya tabii abi ki burada kardeş. Hani abi kardeş, burada aile ortamını oluşturduktan sonra bazı başarılar ortaya çıkıyor. Arkadaşlar bu tarz videoları çekmeye devam edeceğim. Bu videolarda sormak istediğiniz soruları bu videonun altına yazabilirsiniz. Her soruyu cevaplıyoruz. Üniversiteyi yeni kazanan arkadaşları da tebrik ederiz. Kanala abone olup videoları beğenebilirsiniz. Şimdiden teşekkürler.
O zaman ne yapalım? Çayımız bitti hocam. Çay mı bitti? Çay bitti. Biz semaverimizin yanına gidelim. 15 20 dakikadır konuşuyoruz herhalde. Bitsin artık yani. Oldu. Onun için yaşasın. O zaman biz onu da ekleyelim hocam sonuçta. O kadar kovboy boşa arkadaşlar. Onu ben eklerim yani. Merkezi teyit. Beni desteklemek için kanala abone olabilirsiniz. Şimdiden herkese teşekkür ederim. Videolarımı beğenip yorumlayabilirsiniz. Arkadaşlar şuraya çıkan kanaldan abone olabilirsiniz. Bizi destekleyebilirsiniz. Şimdiden herkese teşekkürler. Son olarak da kazanan arkadaşları tebrik ediyorum. Kazanacak olan arkadaşlara da başarılar diyorum. Herkesin gönlüne göre olsun. İnşallah. Görüşmek bizi üzere. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.